Arkadaşlar merhaba, yine yepyeni bir tanıtım videosuyla sizlerle beraberiz. Videomuza böyle birbirinden güzel yıldız çiçekleriyle başlamak istedim. Bakın, kırmızı beyaz, çok 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 güzeller. Buradan tam rengini yansıtamıyorum arkadaşlar, o kadar güzel ki. Koyu kırmızı, bordoya dönük ve kenarları, yaprak kenarları, uçları beyaz. Bu yıldızlarımızı getirdim. Bunlar da mor arkadaşlar. Açık pembe gibi gözüküyor ama renkleri çok çok güzel. Şöyle yıldızlarla sizleri karşılamak istedim. Böyle bordolarımız var. Hemen burada yakında olan şöyle askılı saksıda sedum türlerimiz var arkadaşlar. Çok güzel. Böyle karışık, çok hoşuma gitti. Askılı saksının içinde bakın 2-3 çeşit sedum var içinde. Şöyle göstereyim. Muhteşem bir görüntü. Bugün sabah erkenden bir gelin arabası süsleme işim vardı. Onu hallettikten sonra oğlumla, büyük oğlum Kadir'le Yalova'ya geçtik arkadaşlar. Oradaki seralarda sizler için güzel güzel sukulentler aradık. Şimdi hemen bu tarafa geçiyorum. Daha yeni geldik. Çok yorulduk. Hava çok sıcaktı. Gerçekten Ağustos ayının sıcağı gibi çok sıcaktı. Şurada bir tane devrilen saksım var. Hemen onu şöyle bir kenara alayım. Böyle çok güzel graptolarımız var arkadaşlar. Şu anda hava karardı. Floresan ışığında çekiyorum. Renkler çok net belli olmuyor ama şöyle yakın yakın göstereyim. Bunlar da muhteşem güzel arkadaşlar. Bol bol aldım. Çok beğenerek aldım. Bu haftaki satış listemizde bu graptolarımız, bu Blue Prince'lerimiz arkadaşlar, çok güzel renklenmiş 5,5 santim saksılarda ama rahat rahat 10,5 santim 12 santim saksılara dikilecek büyüklükte. Bakın kasada nasıl sıkışık duruyorlar, kocaman kocamanlar. Onun dışında şöyle sukulentlerimiz var. Çok mu karışık gittim, yani hangisini çekeceğimi şaşırdım, o kadar güzeller ki. Şöyle bir sukulentimiz var. O da çok güzel, böyle sapsarı renklenmiş. Perlemiz var. Krasula, purpusorumlar biliyorsunuz çok güzel çiçek açıyor. Bunlar yine böyle çoklu çoklu saksılarda. Bunlardan var. Setosalar var arkadaşlar, böyle tüylü yapraklı. Tacitus'larımız. Bakın Tacitus bellum. Muhteşem çiçeklerini açmış. Bundan da sadece iki saksı var arkadaşlar. Hemen şuradan devam edeyim. Böyle çiçeğe burnunda iki tane kaktüsüm var. Onların da çiçek renklerini çok merak ediyorum. Özellikle tomurcuklu aldım. Bakalım ne renk açacaklar. Çok güzel böyle renklenmiş sedumlar vardı arkadaşlar. Bunlardan da almadan edemedim. Özellikle aranjmanların içinde çok güzel oluyor. Güzel renk katıyor. Böyle biraz dağınık görünüyorlar ama daha yeni toprağa, yeni saksıya geçirildiğinde ya da aranjman içinde kullanıldığında çok şık duracağından eminim. Özellikle onun için aldım. Şöyle çevireyim. Sedum Album Atom diye hatırlıyorum bu türü. Bundan da sadece böyle bir dolu saksı alabildim. Neden derseniz saksılar bir arada hepsi birbirine karışmıştı. Ayrı ayrı alırken hepsi kopup parçalanıyordu. Bunu ayrı bulduğum için bunu aldım ama diğer paletlerin içinde varsa size gösteririm tekrar. Şöyle çok güzel yine sukulentlerimiz var. Ekeverya türü. İsimlerini şimdi tek tek sıralamayacağım. Aklıma gelenleri söylüyorum. Böyle çok güzel yine
krasulalarımız var. Pardon, sedumlarımız var. Muhteşem renklenmiş. Bu da red carpet miydi? Öyle bir şeydi. İsmini şimdi tam olarak hatırlayamıyorum. Bu küçük paleti de geçelim. Şuradan devam edeceğim. Sonra üst rafa koyduğum anaçlarla devam edeceğim. Arabada tıklım tıklım geldik. Çiçekler örümcekleri üzerimizde gezdi. Öyle söyleyeyim size. Yani muhteşem bir yolculuk yaptık bugün. Çok şükür sağ salim dükkanımıza geldik. İstanbul trafiği berbat. İstanbul'a girişte trafiğe yakalandık her zamanki gibi. Günün her saatinde olduğu gibi. Neyse ki sağ salim geldik. Letizyalarımız arkadaşlar. Yine böyle büyük saksılarda dolu dolu bol bol. Bunlardan daha önce aşağı yukarı bir ay önce getirmiştim. Kalmadı. Özellikle dükkanda çok sattım. Sipariş verip kargoyla alan arkadaşlarımız da olmuştu. Tekrar istek üzerine getirdim arkadaşlar. Edinmek isterseniz türlerimizin hepsinden 0551-710-7455 WhatsApp sipariş hattından, Facebook'tan, Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Hatta şöyle göstereyim. Bakın bir saksı. Bu kadar böyle dolu dolu. Her bir saksı tek tek en dolularını seçerek aldım. 5 saksı satışımızda var arkadaşlar. Fiyatı da çok pahalı değil. Gayet uygun. Kivimiz var arkadaşlar. Bu da çok muhteşem. Gerçekten çok hoşuma gitti. Böyle büyük saksıda çoklu bir kivimiz var. Bu da yine Aenium'un uzun bir ismi vardı. Şu anda telaffuz edemeyeceğim. Bu da yine büyük saksıda böyle 2 tane ayrı gövdesi ve altında yavruları dolu. Çok güzel renklenmiş. Keşke renklerini tam olarak size yansıtabilsem. Bunu da bir arkadaşımız, Arzucum sana aldım. Eğer istiyorsan hala, Arzu beni anladı. Daha önce bunun 5,5'luk saksıda olanını getirmiştim. Ona kısmet olmamıştı. Çok üzülmüştük ikimiz de. Sebebini de buradan açıklamayacağım. 5,5'luk saksıyı ona gönderememiştim bir sebepten dolayı. Bunu ona aldım. Eğer isterse böyle 9 ya da 10 santim zannedersem yine aynı formda aşağı yukarı. Arzu beni anladı. Arzu WhatsApp'tan bana ulaşır. Kromalarımız var arkadaşlar. Bunlar 9 santim saksıda. 2 adet aldım. İkisi de böyle çiftli. Yalnız şu an hiçbirinin fiyatını bilmiyorum arkadaşlar. Fiyatlandırdığım zaman WhatsApp'a yüklerim. Hepsinin fiyatlarını, isimlerini. Facebook'tan da paylaşırım. Yani fiyat sorarsanız hiçbirinin fiyatını bilmiyorum çünkü hepsini aynı yerden almadım. Değişik değişik yerlerden listeleri farklı farklı fiyatlarına bakmam lazım. Küba keki arkadaşlar mis gibi kokuyor. Bundan da 2 saksı aldım sadece. Böyle çok çok güzel renklenmiş krasula marnieriyanalarımız var. Bunları seçerken bunların yan tarafında opuntiyalar vardı. Beni perişan ettiler. Kahrolmaya sıcağı opuntiyalar. Bütün kollarım, parmaklarım diken içinde gerçekten işkence gibi opuntiyaların gazabına uğradım bugün. Şöyle çok güzel bir sukulentimiz var. Mosmor olmuş. Onun dışında... Şöyle bir tane leş kaktüsümüz var arkadaşlar. Çiçeğe nasıl bilmiyorum. Bu da çok güzel renklenmiş. Böyle dolu dolu saksıda. Çok hoşuma gitti. Aslında leş kaktüs vardı elimde ama yine de dayanamadım. Onu da aldım. Hemen hangisiydi o? Şöyle krasulalarımız var arkadaşlar. Bu bildiğimiz, eskiden de bildiğimiz krasula sürpriz parti. Böyle bonusuyla birlikte... Sadece bu saksımız böyle ikili. Onu hemen şöyle ayrı kenara koyayım. Nerede kaldık? Şöyle kocaman bir krasulamız var. Onun dışında krasula perforata varyetelerimiz var arkadaşlar. Onlar da çok güzel renklenmiş. Ondan da 1, 2, 3 sadece 3 saksı var zannedersem perforatalardan. Bir tane Orion'umuz var. Bunun da rengi, formu çok hoşuma gittiği için aldım. Sadece bir tane bulabildim. Bunlar da Pasiputum Compactum ya da Chiselet olarak da geçiyor. Güneşte mosmor renkleniyor arkadaşlar. Muhteşem renk alıyor.
Bu yapraklarındaki mozaikler de tamamen belirginleşiyor. Çok güzel oluyor. Bundan da sadece 3 saksı böyle çoklu olarak aldım. 5,5 santim saksılarda. Springtime'larımızdan da 2 tane böyle 5,5'luk saksıda bir tane de bonusluğumuz var. 3 saksımız var toplam. Semperyumlarımız var arkadaşlar. Bunlar da hepsi bol bol yavrulu. Özellikle şu semperlere bayıldım arkadaşlar. Gerçekten şöyle elim alıp size göstereceğim. Muhteşem. Bakın 5,5 santim saksılarda ve fiyatları da gayet uygun. Bunlardan da bakalım 2, 4, 6 saksı aldım arkadaşlar. 6 saksı satışımızda var. İsterim ki hepsinden birer palet alayım her türden gitmişken. Ama maalesef arabada yeterli yer olmadığı için böyle sığdırabildiğimiz kadar 3-10'dan 5-10'dan en güzellerini, en formlularını seçip alıp geldik. Şöyle semperlerimizi bir daha geçeyim. Ve geldik krasulalara. Bunlar da çok güzel renk ve form yapmışlar arkadaşlar. Zannedersem çiçek açacaklar. Bunlar da yine dolu dolu 5,5 santim saksılarda. Şöyle dönerek göstereyim. Uzun bir video olacak. Ama yapacak bir şey yok. Gerçekten tür çok olunca videoyu da olabildiğince hızlı çekmeye çalışıyorum. Ama çok hızlı geçince de doğal olarak türleri tam olarak seçemiyorsunuz. Ekran fotoğrafı alan arkadaşlar oluyor. O yüzden biraz daha yavaşlatarak çekeceğim. Olmazsa iki parça halinde yayınlayacağım. Evet, şimdi geldik bu tarafa. Aeonium'un yine demin büyük saksıda göstermiştim arkadaşlar. Böyle 5,5 santim saksılarda altları hep bütün yaprak altları yavru dolu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunların hepsi büyüdüğü zaman çok güzel form yapıyor. Gayet güzel renkliler bakın. Serranalarımız var. Aeonium'dan 1, 2, 3, 4, 5 saksı var arkadaşlar. Serranamız sadece 3 saksı aldım. Zannedersem benim balkonda da olacaktı serrana. Bir tane de böyle bir semperyumumuz var. Bunu da farklı bir seradan aldım. Bu da çok hoşuma gitti böyle. Bu da tek. Onun dışında yine böyle ekeveryalarımız var. Şu aşkın gözyaşını kendime aldım. Gayet güzel gelişmiş. Her tarafı gözyaşı dolu. Aşkın gözyaşı biliyorsunuz pinki bu. Şöyle hemen şu taraftan bunu çıkarıp göstereyim. Bu da Kalanchoe Fetchenkoi Variegata arkadaşlar. Tam variyete olmuş. Tamamen yaprakları iki saksı var. İkisi de tamamen sarı yapraklı. Onun dışında yine Aeonium'un iki türü var arkadaşlar. Bir böyle kahverengi bildiğimiz Aeonium Arboreum Velor olabilir. Tam emin değilim türünün hangisi olduğuna, bu kahverengi olan. Bunlar da yeşil olan türü. Çok güzel gül formu almaya başlamışlar havalar sıcak olduğu için. Bakın bu şekilde 5,5 santim saksılarda oldukça gelişmiş. Şöyle tek bir tane bir türümüz var. Bu da Acaulis miydi acaba? İsmini şimdi tam hatırlayamıyorum. Bu da böyle çok güzel yavru yapmış bir saksının içinde. Sadece bir adet var. Şöyle çiftli krasula mıydı, sedum muydu? Galiba sedumdu. Bundan var arkadaşlar iki saksı. Evet, Aeonium'ların devamı varmış burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saksı var arkadaşlar satışta. Onun dışında şunlara gerçekten ben de Kadir'de bayıldık. Gerçekten bayıldık. Şunların rengini şu şekilde göstereceğim size. Havortia. Bakar mısınız? Bakamıyorsunuz çünkü ışık çok yansıyor. Telefonu odaklayabilirsem. Çok çok güzel renk yapmışlar arkadaşlar. Hemen şöyle üzerinden tekrar bir geçiş yapayım. 1, 2, 3, 4, 5 adet 6, evet 6 adet Havortia'mızdan satışımızda var. Evet, telefon odaklandı.
İçleri cam gibi ışıl ışıl, çok güzel arkadaşlar. İkinci videoda görüşeceğiz arkadaşlar.